Herkese merhaba. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmim Fatih Yılmaz. Adesso Türkiye şirketinde Java Domain yöneticisiyim. Bugün sizlere domain arkitektimiz Halit Patan'la birlikte Adesso olarak yurt dışı Java projelerinde edindiğimiz tecrübeleri, hangi metodolojiyi kullanıyoruz, hangi teknolojiler kullanılmakta, bunlardan bahsedeceğiz. İlave olarak yine bu tecrübelerimize dayanarak bir Java developer gözünden global ya da yurt dışı bir Java projesinde çalışmak isteyen bir developer'ın sahip olması gerektiğini düşündüğümüz hard skill'ler neler, soft skill'ler neler, bunlara değineceğiz. Arzu ederseniz öncelikle bir firmamızdan bahsetmek isterim sizlere. Adesso Türkiye ana merkezi Dortmund'da bulunan Adesso SE şirketinin Türkiye iştiraki. Toplamda grup olarak baktığımızda 13 ülkede ve 58 şehirde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu tabii yıldan yıla büyümeye devam eden bir rakam. Aynı rakamı çalışan sayımıza baktığımızda da görebiliyoruz. En son olarak 2022 sonuna doğru toplam çalışan sayımız 7500'e ulaşmıştı ki en son aldığım güncel bilgiye göre şu an bu sayı 8500-8600 civarında. Adesso Türkiye olarak da bizim çalışan sayımız yaklaşık 550 kişi. 550 kişi içerisinde de burada da arkadaşları tanıdık yüzleri görüyorum. 147 kişilik bir yazılım ekibine sahibiz. Peki bizler neler yapıyoruz firma olarak? Amiral gemimiz, şöyle söyleyebilirim, yazılım geliştirme tabii ki de. Ama sadece yazılım geliştirmekle kalmıyor faaliyet alanımız. Buna ilave olarak Agile, DevOps, Cloud sistemler, sistem güvenliği, UX, UI design ve proje optimizasyonu konularına danışmanlıklar vermekteyiz. Yani şöyle özetleyebiliriz, Adesso eşittir, IT dünyasında ne kadar iş varsa hepsini yapan koca bir aile. Bugünkü sunum içeriğinden bahsetmek istiyorum size hızlıca. Öncelikle şuna bir değinelim. Neden Avrupa'nın en büyükleri dedik? Yani bu bir clickbait miydi, sizleri buraya çekmek için yoksa bir gerçeklik mi? Bunları değineceğiz müşteri portföyümüze atıfta bulunarak. Daha sonra beraber bir konuya değinmek istiyoruz sizlerle. Öğrendiğimiz teknolojiler bir Java developer olarak niye öğreniyoruz? Hobi olarak proje geliştiriyorsak okey ama meslek olarak bunları yapıyorsak bir projede bu bilgilerimizi ortaya döküyoruz ve hepimizin tek bir hedefi var. Dahil olduğumuz projenin başarıya ulaşması. Peki dünyada bu oran nedir? Buna değineceğiz. Akabinde Adesso olarak biz projelerimizi geliştirirken ne gibi metodolojiler kullanıyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Bunları aktaracağız sizlere ve bir developer gözünden tecrübelerimize dayandığımızda yurt dışı projesinde başarılı olmak isteyen bir developer'ın ne gibi soft skill'lere sahip olması gerekiyor, neler önem vermesi gerekiyor. Bu konuya değindikten sonra şöyle bir kıyas yapacağız. Ülkemizdeki bir developer'ın yurt dışındaki muadiline göre ne gibi avantajları, ne gibi dezavantajları var. Bunları değindikten sonra yine eminim ki çok merak ettiğiniz konulardan biri de yurt dışı projelerinde sıklıkla kullanılan teknolojiler neler, bunları aktarıyor olacağız. Şöyle diyelim, neden Avrupa'nın en büyükleri? Aslında sorunun cevabı bizim müşteri portföyümüzde gizli. Biz Adesso olarak aktifte şu an 20 adet Java projemiz bulunuyor yurt dışında yaptığımız ve bu 20 adet projeyi Avrupa'nın kendi alanlarında ismi olan çok büyük firmalara yapıyoruz. Ana hatlarıyla 3 domainimiz var. Genelde yurt dışı içi projelerine baktığımızda da sizler de eminim tecrübe edinmişsinizdir. Finans sektöründe oldukça yoğun projeler var. Sigorta bunların başında geliyor mesela. Görmüş olduğunuz firmalara halen aktifte çoklu sayıda projeler yapıyoruz. İlk ana domainimiz sigorta sektörü. İkinci domain finans yani bankacılık sektörü ve üçüncü amiral gemimiz olarak adlandırabilirim otomotiv sektörü. Dediğim gibi bu büyük firmalara ki burada şunu söylemek isterim, müşteri portföyümüz burada görmüş olduğunuz markalardan ibaret değil, örnek olmanız için bunları koydum. Bu müşterilerin gerçekten kendi business'ları için çok önem arz eden projeler yapıyoruz. Java projeleri hayata geçiriyoruz. Onlar için çok kritik olan, örnek vermek isterim. Mesela Daimler Benz, Mercedes'in
günümüzde çok popülerliği giderek artan elektrikli otomobillerinin bataryaların üretildiği üretim hattında kullanılan yazılımlardan bir tanesini bizim arkadaşlarımız yapıyorlar. Oldukça disiplin ve ciddiyet isteyen bir proje. Belki ileriki slaytlarda o projeye de atıfta bulunuruz. Şimdi burada bir soru sormak istiyorum. Hani dedik ya, okey, developer olarak yeni teknolojiler öğreniyoruz. Peki bu teknolojileri nerede kullanıyoruz projelerde? Peki buradaki gaye ne? Kendi hünerlerimizi sadece göstermek mi, yoksa dahil olduğumuz projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını mı sağlamak? Kariyer anlamına baktığımızda herhalde hepimiz hemfikirizdir. Dahil olduğumuz projenin başarısı bizim de aslında biraz kariyerimizi belirliyor. Yapılan çalışmalara, çoklu sayıdaki çalışmalara göre eminim ki birçoğunuz biliyordur belki üniversite zamanlarından, çok ilginç bir oran var. IT dünyasında ortalama bir projenin başarı oranı, bu oran ters şöyle, %20'lerde. Başka bir ifadeyle her 100 projenin 50 ila 80'i fail oluyor. Bu fail olma oranına tabii kıyaslar, kriterler şunlar. İlk başta müşteri bir proje belirliyor, bütçe belirliyor. Günün sonuna geldiğinde ya o bütçe bitmiş oluyor ya da hedeflere ulaşılmamış oluyor ve proje fail olmuş oluyor. İlk akla gelen soru neden? Neden bu oran bu kadar yüksek? Yine yapılan araştırmalarda bunları 5 ana kategoriye ayırmışlar. Sebeplerden biri planlama ve proje yönetimi. Burada yaşanan sıkıntılar, aksaklıklar. İkinci sebep, kapsam kayması. İlk başta hedeflediğiniz bir ürün var, yol var ama siz yola çıktıktan sonra bir de bakıyorsunuz ki hedeflediğiniz yerden bambaşka bir yerlere doğru savrulmuşsunuz, oraya doğru gidiyorsunuz ve projeniz fail oluyor. Üçüncü sebep, kaynak eksikliği. Bu kaynak konusu insan gücü kaynağı da olabilir, maddi kaynak da olabilir ama herhalde şu yanlış olmaz. Kaynak eksikliği de yine ilk baştaki sebebin içine yer alan konulardan bir tanesi. Yanlış bir anlama. Dördüncü sebep, iletişim. Bu noktada yine çoğunuzun aşina olduğu bu meşhur görseli koyalım. Bilenler bilir. İlk baştaki kare eksiktir ama hani müşterinin sahip olmak istediği bir ürün var. Onu gelir size şu şekilde ifade eder. Proje lideriniz ikinci resimdeki gibi anlar. Developer geliştirdiği kod üçüncü şekildeki gibidir. Kodu yazan arkadaşlar dördüncü resimdeki haline getirir ve sonuç olarak sizin pazarlamacınız çok işin ehlidir. Öyle bir sunar ki bakın size böyle bir ürün yaptık. Ama ilk başa dönecek olursanız ilk baştaki hedeflenen ürünle sonuçta ortaya çıkan ürün arasında büyük bir fark vardır. Belki de bunu hani iletişim diyoruz ya, çok geniş kapsam bir konu. Birazdan detaylarda ineriz zaten. Beşinci sebep, ana sebep teknik zorluklar. Eminim birçoğunuz çalıştığınız projelerde bu sebeplerden bir veya birkaçını hissetmişsinizdir, yaşamışsınızdır ya da yaşıyorsunuzdur. Ama burada biraz şöyle baktığımız zaman o kadar yoğun çalışmalar neticesinde şunu da söylemek isterim. Yanlış olmaz herhalde, bir 15 sene kadar falan oldu ben üniversiteyi bitireli. Buna benzer oranlar o zamanlar da vardı ve bu rakamlar yine aktüel, güncel rakamlar. Yani IT sektöründeki bir projenin fail olma oranı hala bu kadar yüksek. Peki durum böyleyken ve biz de ADES olarak bu kadar kapsamlı, zorluk derecesi yüksek projeleri hayata geçirirken ve şunu da söylemek isterim, başarı oranımız oldukça yüksek. Nasıl oluyor da biz böyle bir realite olan IT dünyasında bu kadar zorlu projeleri her şeye rağmen başarılı bir şekilde ya da başarılı çok yüksek bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bu sebeplerin bir alt kırılımı yapıldığında hızlıca bir göz atalım yine. Baktığımız zaman maddeler arasında genellikle o ilk 5 ana sebebe atıfta bulunan konular var. Kaynak eksikliği, yönetilemeyen riskler, değişen
gereksinimler, ihtiyaçlar, zayıf proje yönetimi. Şöyle dikkat lütfen. Çünkü bu eminim ki proje gereği yapmış olan başarı dahil edilse çok zorlandığımız konulardan biri. Müşteri, developer ve kullanıcı arasındaki iletişim zayıflığı. Okey, dediğim gibi biz ADES olarak ne yapıyoruz? Şimdi bu maddeleri, bir önceki maddeleri göz önüne aldığımızda aslında şöyle diyebiliriz. Birincisi bir yöntem. Çünkü maddeler arasında proje yönetimi, proje yönetimi, proje yönetimi, planlama hakkında çok fazla madde var. Projenin fail olma sebeplerinden büyük bir pasta da yerini alıyor. ADES olarak bizim özellikle yurt dışı projeleri için uyguladığımız bir yöntem var, bir modelimiz var. ADES Global yeni bir model adını verdiğimiz. Ana hatlarıyla 4 aşamada gerçekleştiriyoruz. İlk aşamamız proje sipariş aşaması. Burada şunu yapıyoruz. Bu arada bu modelin temelinde şu var. Agile metodolojilerini bilirsiniz. Agile'i temel alan, bunun üzerine inşa ettiğimiz bir model bu. İlk aşamada, proje sipariş aşamasında, hani bir önceki görselde vardı ya, müşterinin size ifade ettiği ihtiyacı nedir? Onu tam anlamıyla ilk resmi ortaya çıkaracak şekilde çalışmaların yapıldığı bir aşama. Burada müşterinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu, çok fazla zaman baskısına girmeden öncelikle bir yazıya döküyoruz diyeyim. Sonra müşteri diyoruz ki, bak senin talep ettiğin, arzu ettiğin şeyi biz bunu anladık. Bunda mutabık mıyız? Bu okeyi aldıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu sefer şu aşama. Diyoruz ki, okey, ihtiyacı anladık. Ne yapılması gerektiği, neyin ihtiyaç duyulduğunu anladık. Bu ihtiyacı karşılamak için nasıl bir ekip kurmalıyız? Default bir proje ekibimiz yok. İhtiyaç neyse, hangi tür yetkinlikler gerekiyorsa ona uygun kişilerden oluşan ekipler kuruyoruz ve o projenin gereksinimi duyulacağı, ihtiyaç hissedilecek roller neyse bunları belirliyoruz. Ekip kuruluyor, roller veriliyor ve tabii bunları yaparken çoklu sayıda workshopların yapıldığı bir fazdır bu. Bu aşama tamamladıktan sonra development kısmına başlıyoruz. Yani development kısmına geldiğimizde aslında kaba hatlarıyla ya da ana hatlarıyla ortaya çıkacak ürün nedir, hangi ihtiyaca karşılayacaktır, projede kimler, kimlere ihtiyacımız var, hangi roller, hangi sorumlulukları üstlenecektir bunu belirliyoruz. Yine agile metodolojileri çalışanların aşina olduğu bir şekilde biz genelde projelerin Scrum metodolojisini kullanıyoruz. Sprint bazlı backlog'da oluşturduğumuz maddeleri kodlayarak backlog'da hiçbir madde kalmayana dek bu süreci devam ettiriyoruz. Development kısmı kapandıktan sonra, bittikten sonra kapanış aşamasına geçiyoruz. Kapanış aşamasında şu noktaya bir vurgu yapmak isterim. Şimdi developer gözünden baktığımız zaman normalde şey deriz değil mi? Bizim tek bir işimiz var, development. Aslında değil. Kırmızı ile işaretli olan yerleri dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında en önemli işlerden belki de yine sprint bazlı çalışan arkadaşlar bilirler. Sprint'e başlamadan önce efor verdiğiniz task'lar sizi bağlar. Eğer orada yanlış bir eforlama verirseniz, önünüze gelecek olan iş yanlış eforlama sebebiyle bütün planlamaların alt üst olmasına sebebiyet verebilir. Bu noktada hani bu uyarıyı da yapmak isterim. Estimation konusu çok 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 önemli bir konudur. Çünkü yapacak olduğunuz işi, eforu siz veriyorsunuz ve sizin verdiğiniz zamana yine kendinizin uyması gerekiyor. Kapanış aşamasında yine vazifemiz bitmiş değil developer olarak. Kullanıcı kabul testi aşaması. Yani ürünü yaptık, canlıya aldık ve buradan testler yapılacak. Bazı bug fixler gelecektir. Bunların fixlenmesiyle bizim sorumluluğumuzda, ilave olarak change requestler gelecektir. Bunlar da bizim sorumluluğumuzda. Yani şunu demiyoruz. Biz backlog'da maddeler vardı, yaptık. Bizce hepsi doğru. Bundan gerisi de. Böyle bir yaklaşımımız yok. Bu da tamamıyla developer arkadaşımız sorumluluğunda. Bu aşamada yaptıktan sonra projeyi kapatıp müşteriye teslim ediyoruz ve ancak kullanıcı kabul testleri tam anlamıyla bittikten sonra diyebiliyoruz ki tamam, biz bu projeyi bitirdik. Metodolojimiz bu şekilde. Şimdi gelelim. Yine diyorum ya, tecrübelerimize de dayanarak sadece bir uygun bir modeli çizmek, bu modele göre hareket etmek bir projenin sorunsuz, pürüzsüz, problemsiz şekilde gideceği anlamına gelmiyor.
Bu arada sormak isterim, bugüne kadar yurt dışı projesinde deneyim kazanmış, çalışan kimler var? Sorabilir miyim? Tanıdık yüzler, Adisa yüzlerinden de görüyorum bu arada. Dediğim gibi developerlarımızı, bu arada şunu söylemek isterim, bu hazırlığı yaparken, hani dedim ya, 20'ye yakın Java projemiz var yurt dışında yaptığımız. Bu projelerden sorumlu yönetici arkadaşlarımızdan da feedbackler aldık. Onların da ortak görüşümüz sonucunda ortaya çıkan bilgiler değerli bilgilerdir. Şöyle diyelim, hepimizin bildiğini soft skill adını verdiğimiz bazı yetenekler. Ne deniyor? Soyut beceriler mi denir? Soyut beceriler. Şimdi şöyle, soyut becerileri aslında hani böyle bir top 10'i vardır. İşte kişinin sahip olması gereken top'tan soyut beceriler şunlardır diye. Onları biraz Java dünyasında, yani yazılım dünyasında matchlemeye çalışalım. Bunlardan bir tanesi iletişim. Hani ilk sebeplerde de görmüştük ya, bir projenin fail olmasına sebep olan konulardan biri eksik iletişim. Burada neyi kastediyoruz? Her şeyden önce global tarafa, yani yurt dışında bir proje yapacaksanız, tamam bu belki biraz hard skill konusuna geliyor ama şunu baştan söyleyeyim. Biz projeleri mesela ortak dil olan, dünyada da olan İngilizce üzerinden yapıyoruz ve şu su götürmez bir gerçek, yabancı dil bilginizi lütfen test ettirin. Yani yetkin bir kurumun size en az B2 seviye, upper intermediate değil mi, olması gerekiyor. Seviye B2 seviye İngilizce minimumda olması gereken bir konu. B1 seviye İngilizce'de de proje başlayabilirsiniz ama emin olun ki sıkıntılar yaşayacaksınızdır. İletişim sadece tabii ki de yabancı olarak değil, birlikte çalışıyor olduğunuz arkadaşlarınızla, ekibinizle, yöneticinizle, müşteriyle de iletişimi yüksek seviyede tutmanız gerekiyor. Bizler de projeleri gerçekleşirken bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Ne gibi? Mesela toplantılar yapılır müşteriyle, yabancı kişilerle. Müşterilerden şöyle feedbackler de alıyoruz. Ya toplantı yapıyoruz ama arkadaşlardan hiç ses çıkmıyor. Emin olamıyoruz. Sıkıntıları var mı yok mu? Fikirlerinizi beyan etmekten çekinmeyin. Yaşadığınız bir sıkıntı varsa bunu da söyleyin. İyi giden şeyler olduğu gibi kötü giden şeylerde de bunu beyan etmekten, yöneticinize danışmaktan asla geri durmayın. Çünkü bunları siz dile getirmediğiniz sürece inanın kolay kolay görülmezler. Hatta ben şöyle bir benzetme de yapıyorum. Hani yönetici olarak sahildeki şey gibi düşünebilirsiniz, can kurtaran gibi. Sudaki bir insan çırpınmadığı sürece hiçbir can kurtaran sudaki kişilerin yanına gidip boğuluyor musun? Her şey ölüm diye sormaz. Ancak benim el çekmesi lazım. Ha, ondan sonra tabii şunu diyebilirsiniz. Can kurtaran ama benden kötü yüzme biliyor. O ayrı bir dava. Ama önce sizin bir request göndermeniz lazım. Self motivation, öz motivasyon olarak adlandırabiliriz. Aslında öz motivasyon harekete geçme becerisidir. Hepimizin de malumu çalışmış projelerde aynı hayat gibi her şey yoluna gitmeyebilir ve bazen motivasyonumuz düşer. Düşen motivasyonların etkisini inanın, siz belki siz bile kendi motivasyonunuzun düştüğünü fark etmezseniz bile bu gözle görülür. Çünkü bu sizin doğrudan performansınıza yansır. Burada bizim size önerimiz şu olacak, motivasyonunuzun düştüğünü hissettiğiniz anda lütfen öncelikli olarak sebebini araştırın. Yani sizi bu projede çalışırken nedir motivasyonunuzu aşağı çeken konular? Bunları belirledikten sonra kendiniz çözebiliyorsanız, doğrudan çözüm yoluna gidin. Eğer çözemiyorsanız hiç çekinmeden proje yönetiminize bunu bildirin. Sprint bazlı çalışıyorsanız, Agile yapıyorsanız, Scrum yapıyorsanız, retrolarda bunu dile getirin. Belki burada küçük bir, hızlı bir şekilde buna bir atıfta bulunmak isterim. Türkiye'de en azından benim gördüğüm Agile ile yurt dışındaki Agile çok farklı. Yurt dışındaki retrolarda inanın hani tabiri caizse kılıçlar çekilir. Ama retro bittikten sonra sanki az önce okullar hiç açılmamış gibi herkes normal hayatına devam eder. Yaşadığınız sıkıntıları en geç retrolarda uygun bir üslupla dile getirin. Çünkü şunu unutmayın, yöneticiniz o sıkıntıları çözmekle mükellef. Ama dediğim gibi siz bunu dile getirmezseniz bunların görülmesi çok uzun zaman alır. Bir diğer konumuz sorumluluk sahibi olma. Şimdi yine yurt dışı projelerine baktığımızda lokal projelere göre sorumluluk sahibi olma biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü yurt dışında şöyle bir yaklaşım vardır. Eğer size birisi bir task atadıysa bu mail yoluyla olabilir, sözel olabilir. O artık sizdedir o task. Sahibi sizsiniz. Bir örnek vermek gerekirse ne diyelim? Mesela backlog'dan bir madde aldınız.
Sabah değerinizi yaptığınızda diz ki A işi bende, okey. Oturduğunuz kahveniz yanında kod yazmaya başlayacaksınız ama sisteme login olamıyorsunuz. Çünkü çalıştığınız müşterinin account'u bir şekilde şifreniz geçmiş ya da account'unuz kilitlenmiş. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bir ticket açıyorsunuz yetkili birime. Ya account'unu tekrar çağırmışsınız, size dönüş yapıyorlar. Biraz da happy pet'ten bahsediyorum aslında. Okey, size haber vereceğiz, gün içinde açılır. Siz tamam, yapacak bir şey yok diyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz falan ama günün sonunda o işi yapamamış oluyorsunuz. Ertesi gün daily'e girdiğinizde kendinizden emin bir şekilde şunu diyorsunuz. Daha task'ı ben değil ama yapamadım çünkü ekranım kapalıydı. Ama inanın şu soru gelecektir size. Okey, ne zaman fark ettim bunu? İşte dün işe başlarken niye benim haberim yok? Bu işin sorumluluğu sizde. Her anlamda. Çünkü sorumluluk sahibi olduğunu gösterdiğiniz zaman da çünkü projelerde şuna çok dikkat edilir. Bir konuyu, teknik konuyu ne kadar çok iyi bildiğiniz değildir aslında. Tabii bu çok güzel bir şey ama güvenilir olmak. Bireysel anlamda konuşmuyorum. Projede çalışan bir kişi olarak güvenilir olmak. Yani bir işsiz atandığı zaman yöneticinizin, takım arkadaşlarınızın şu biri olması lazım. Bu işi Fatih'e verdik, evet o yapar. Yapamıyorsa da hemen söyler. Sebebi nedir biliriz, ona göre çözüm ararız. Biraz hızlanmam gerekebilir. Takım çalışması, şöyle özetleyelim, bizim bir notumuz vardır. Ben bazen aday görüşmelerinde de söylerim bunu. Biz Süpermen aramıyoruz. Biz takım arkadaş arıyoruz. Çünkü hiçbir projeyi bir kişi başarıya ulaştıramaz, bir kişi de aşağıya komple çekemez. Bu bir takım işidir. Ortada bir başarı varsa emin olun sizin ortaya koyduğunuz başarı kadar diğer arkadaşlarınızın da başarısı vardır bu işte. Kod yazmak, proje işleri bireysel spor değildir, takım sporudur. Dolayısıyla bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda arkadaşlarınızdan yardım talep etmekten çekinmeyin. Aynı şekilde bir arkadaşınızın yardıma ihtiyacı olmadığı konusunda da biraz duyarlı olmakta fayda var. Çünkü şöyle düşünün, günün sonunda arkadaşınızın bireysel olarak başarısız olması eşittir sizin de içinde bulunduğunuz projenin başarısız olması. Bunu kimse istemez. Hızlıca devam etmeye çalışacağım. Çatışmaları çözme ve uzlaşı diyelim. Bu ikisini aslında tek bir kalemle anlatabiliriz. Bu da önemli konulardan bir tanesi aslında. Ama bu biraz zordur gerçekte, o doğalında da. Çünkü iki tane yetkinlik ister. Yine hani söylediğim gibi birçoğunuz belki aklına çoklu sayıda örnek gelir. Proje yaparken yeri gelir. Developer arkadaşınızla, iş analistiyle, proje yöneticisiyle ya da müşteri tarafından biriyle farklı fikirlere düşersiniz ve bir çatışma ortamı olur. Farklı fikirler, biraz kişiselleşen olaylar ya da sabah uyandınız, mail kutunuzu açtınız, bir baktınız ki hiç beklemediğiniz bir üslupla ya da bir konuda size bir şey gelmiş. Burada tavsiyemiz şu, biraz zor dediğim gibi, biraz hani karakterle de alakalı ama stres yönetimi. Öncelikle stres yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi de soğukkanlı kalmak ve duygusallıktan biraz uzaklaşmak. Ben kendi adıma şu örneği verebilirim. Buna benzer keyifler yaşadığımda en azından şunu yapıyorum. Hemen aksiyon almıyorum. Biraz durun, bekleyin. Duygusallıktan çıktığınızda, mantığınızın komple devreye girdiği anda harekete geçin. Belki burada naçizane bu öneriyi verebilirim size. Problem çözme yeteneği. Projelerde ya da şöyle bir sorsam herhalde bulunduğunuz projede güllük gülistanlık bir proje yaşadınız mı hiç? Valla ben yaşamadım. Her yurt dışında da yurt dışındaki projelerin hepsi yoğun bir şekilde geçti. Hepsinde sıkıntılar vardı. Problem çözme şöyle bir önem arz ediyor. Elbette ki yaşadığınız problemleri yöneticinize bildirmekle mükellefsiniz ki bunu yapın. Ama çözebilecek olduğunuz problemleri de eğer kendi imkanınızda varsa çözün. Ve bunu da bildirin. Böyle bir problemle karşılaşmıştım ama bak şu şekilde çözdüm şeklinde. Eğer sizi aşan bir konu varsa elbette ki orada yapacak bir şey yok. Yardım talep edin. Ama ortada bir problem varsa bunu görmezden gelmeyin lütfen. Çünkü dediğim gibi hepimizi bir proje ekibi olarak görürsek ortada bir problem varsa ben onu görmezden gelirsem kaybolmadı ki. Yarın yine karşıma çıkacak ya da takım arkadaşımın karşısına çıkacak. O problemin çözülmesi gerekiyor. Esneklik. Bunu da şöyle örnek verebiliriz.
projelerde her zaman her şey arzu ettiğimiz gibi gitmez. Bazen X, Y, Z sebeplerinden ötürü bir değişiklik olur aniden. Ne bileyim, belki kullandığınız bir tool vardır. Artık şöyle bir haber gelir, artık bu tool'u kullanmayacağız, şunu kullanacağız. Ya da proje gereği siz kod yazıyorsunuzdur %100. Kaynak eksikliğinden ötürü denir ki, ya test ekibinde kaynak eksildi, işte testçi arkadaşlara test senaryoları yazar mısınız şeklinde talepler gelebilir. Burada biraz uyumlu olmakta fayda var. Çünkü ilk etapta şunu unutmamak lazım. Bu gibi aksiyonlarda, projelerdeki değişiklikler hiçbir zaman keyfe gelir olmaz. Projenin ihtiyacı doğmuştur. Ona dair yapılıyordur. Bu gibi konularda biraz ne diyelim, ani değişikliklere hazır olmak ve sorumluluktan kaçmamak gerekiyor. Yine projenin selamet açısından. Son olarak zaman yönetimi. Bakalım ben uyabilecek miyim? Yine önemli konulardan bir tanesi, yurt dışındaki projeleri kıyasladığın zaman göze çarpan konulardan biri. Yurt dışı deneyimi olan yaşantı olarak kimler var? Okey. Bazı ülkelerde, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde zaman konusuna bakış açısı bizim ülkemize göre biraz farklı. Bir örnek vermek gerekirse, sabah 9-9.15 arası devrimiz var. Kalktınız, toplantıya girdiniz, saat 9.02. Sizin için okey, bir şey olmaz ki. Ama karşı taraf için olur. Beklenti şudur. Size atanan bir zaman verildiyse, Outlook'unuzda bir takvim varsa, dakikası dakikasına uymak gerekir yurt dışı projelerinde. Çünkü bazı insanlar, bazı kültürler bunlara çok hassaslar. Yine bir örnek vermek istedim. Yakın bir zamanda Almanya tarafıyla, Adesso Almanya'dan bir toplantımız vardı. Gün boyu süren, yanlış hatırlamıyorsam öğlen 11 gibi başladı, akşam 18 bitti ve aynı bugünkü akış gibi şu saatte şu yapılacak, şu saatte şu yapılacak diye bir program akışı var. Tabii ki de sen de bu topraklarda yetişmişiz, büyümüşüz. Ben de şey demiştim, ya o kadar sürmez, biter, erken biter gibilerinden. İnanın dakikası dakikasına uyuldu. Nasıl uyuldu biliyor musunuz? Bu gibi sunumlar vardı. Ne diyelim, 11-11.45, sunumu yapan kişi 11.30'da bitirdi. Sunumu yöneten kişi, 15 dakikamız daha var, isterseniz 15 dakikayı şu şekilde kullanalım. Yani şu yapılmadı, diğerlerini kaydıralım. Hayır, dakiklik bu konuda çok önemli. Aynı zamanda zaman yönetimi şu konuda da projelerde çok faydalı olacaktır. Üstlendiğiniz taskların estimate edilen süreleri çok önemli. Eğer o süreleri aşacak bir durumla karşılaşırsanız lütfen derhal proje yöneticinize haber verin. Çünkü oradaki kaymalar doğrudan projeyi etki eden konulardır. Okey, biraz da hani dedim ya, Türkiye'deki bir developer'ın yurt dışındaki muadillerine göre ne gibi avantajları vardı? Az onlara bakalım. Az önce konuştuğumuz o esneklik konusunda biz daha esneyiz. Belki de bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Yurt dışındaki işler çok kurallar sabittir. Kimin ne yapacağı çok bellidir ve orada o yüzden ani değişikliklere karşı çok fazla alışık değillerdir. Ve bizler ise hani şey gibi olacak ama bizdeki projeler özellikle ya bir başlayalım hallederiz şeklinde ilerlediği için çok daha esneyizdir. Bir şeye ihtiyacımız vardır. Gelecek gelecek sen başla hallederiz şeklinde ilerler. Biz de ona göre zaten bir bağışıklığımız vardır. Dolayısıyla biz daha esneyiz. Daha hızlı öğreniyoruz. Evet kesinlikle. Belki yine bu bizim temele gidecek olursak eğitim sistemimizle de alakalıdır. Çünkü hayat bize hep böyle bir tempo, bir yarış vardır ya bizde. Hızlı şekilde öğren hemen uygulamaya geç şeklinde. Daha dayanıklıyız. Yani bunun en basit örneği mesai olarak. Ama şunu da söyleyeyim, bak arkadaşlar burada fazla mesai gibi bir kavramımız yok. Ama genel olarak baktığımızda yurt dışında büyük bir direnç vardır. Yani yurt dışında yine benim dahil olduğum bir proje vardı. Özel günler, bayram günleri yani yılbaşı gibi şeyler kutsaldır onlar için. Projenin de tam çıkış takvimi. Ve herkes biliyor ki o iş yapılmazsa proje fail olacak. Şunu diyenler olmuştu mesela orada. Hayır, o gün izin günüm. Ama biz de yine tanıdık yüzlerden görüyorum, bu konuda çok hassas olan, yardımcı olan arkadaşlar da var. Biz genel olarak biraz daha dayanıklıyız o konularda ve biz sonuç odaklıyız. Sonuca giden her yol mübahtır gibi bazen mantıklar da güdüyoruz. Açık açık konuşalım mesela, yurt içindeki projelerin çoğunda spaghetti code diyebilirsiniz, başka ya da unit testleri tam yazmadan çalışıyor mu çalışıyor, tamam.
gönder şeklinde hareket edilen projeler de vardır muhakkak. Ama bu tarz yaklaşımlar yurt dışında kesinlikle kabul görmez arkadaşlar. Bunu bir kere bilmeniz lazım. Okey, şimdi biraz da dezavantajlarımızdan başlayalım ya da bahsedelim. Duygusallık. Kıyas yaptığımız zaman çok duygusal insanlarız. Yine bir örnek vermek istedim. Yurt dışında bir proje yaparken gözümün önünde şöyle bir olay cevrendi. Yaklaşık 7 sene önce Almanya'da bir proje yapıyorduk. İki analist, ikisi de Alman, bildiğiniz münakaşa ettiler sözlü. Ve normalde alışık olmayan bir ses tonuyla, yüksek ses tonuyla bildiğiniz kavga ediyorlardı, tartışıyorlardı. Ama tartışmanın içeriğinde kişiselliğe yönelik bir hakaret yoktu. Birbirlerinin yapmış olduğu işlere ağır bir şekilde eleştiri vardı. Ve tam karşımda ceyran ettiği için hepsini duydum ve içimden şunu dedim. Eyvah dedim, bunlar bir daha hayatta birbirinin yüzüne bakmaz. O kadar ağır bir kavga. Tartışmadan bir 10-15 dakika sonra öğle arasında bir gün dedi ki, yemeğe gidiyorum gelsene. O dedi, olur hadi gidelim dedi ve gittiler. Ve sanmıyorum ki böyle bir tartışma yaşayan bizler yaşasak herhalde bütün hani uzun bir süre görüşmeyiz değil mi arkadaşlarımızla? Kişiselleştiririz çünkü. Biz bu konuda biraz daha duygusalız. Sabırsızız. Yine buna bir örnek vermek gerekirse, eğer yurt dışı projesinde çalışıyorsanız ya da çalışacaksanız şununla karşılaşacaksınız. Kodunuzu yazdınız, pull request'ini açtınız, gönderdiniz. Kod review yapan her kişi bir türlü size cevap dönmüyor. Ama siz şuna alışıksınız. Abi pull request gönderdim, onaylasana. Karşılığında şöyle bir cevap ver. Okey, onayladım. Değil mi? Bu gözler şuna şahit oldu. Sizin yazmak için 2 saat harcadığınız kodu yarım tam gün inceleyen ve size şöyle bir response dönen kişiler de gördü. Bunu hazırlıklı olun. Onu söylemek isterim. Kalite konusunda biraz ne diyelim, çok da hassas değiliz. Yine çünkü diyorum ya, bizde olay şudur. Çabuk. At canlıya. Test ya canlı da yaparız. Ne olacak? Böyle bir mantık vardır bizde. Yurt dışı projelerinde bu mantığı kesinlikle unutmanız lazım. Çünkü dedim ya, daha kod review konusunda bile bu mantıkla hareket ederseniz başınız çok ağrıyabilir. Kalite konusunda sevgili Halit zaten bahsedecektir. Tool'lardan, konulardan, yeni test konularından çok fazla girmeyeyim. Utangacız. En büyük örneği yurt dışı projesi yapıyoruz. Belki sahip olduğumuz yabancıyla çok güvenmiyoruz. Ya bir şey diyeceğim ama cümleyi nasıl kursam, yok söylemeyeyim ya. Ya da o an bir şey konuşuluyor. Kaçırdınız, olabilir, duymadınız, aklınız başka yere gitti ya da cümleyi anlamadınız ve bir soru geliyor. Her şey okey mi, anlaşıldı mı? Normal bilmemiz lazım, ya ben anlamadım. Ama demiyorsunuz, utanıyorsunuz. Ya da başka bir konu, yine yaşanmış örneklerden. Proje yapıyoruz, estimated sürelerin çok üzerinde timesheet'ler geliyor. Sebep, ya işte abi biz estimation verilirken biz daha fazla zaman söyleyecektik ama söylemedik. Sebep, çünkü daha az zaman söylemişlerdi, biz de utandık. Yani şeye bağlanıyor, işte ben daha fazla zaman söylersem ayıplarlar mı beni? Yok ya, niye ayıplasınlar? Çünkü iş yapacak olan kişi sensin. Ve eleştiriye kapalıyız. Çünkü dedim ya, hani biz çok duygusal insanlarız mukayese ettiğimiz zaman. Ve şunu bekliyoruz. Herkes bizi alkışlasın, aferin desin. Bu hayat her şey yolunda gitmiyor. Bazı şeyleri eksik yapıyoruz, bazı şeylerde zayıfız. Gelişme açık yönlerimiz var. Bunu, vallahi açık konuşayım, bir yönetici olarak dile getirirken hani nasıl desem de karşımdaki insanı kırmasam, yanlış anlamasa diye şekilden şekle girdiğimiz anlar oluyor. Ama yurt dışında karşınıza geçerler, hatta şu bile olur, duygudan muaf, neyse o. Okey, zaman işaretim de geldiği için bu noktada Halit, senin tarafa geçiyoruz yanılmıyorsam. Şimdi hani ilk başta konuştuğumuz biraz da teknik taraf, yurt dışı projelerinde ne gibi teknolojiler kullanılıyor bu konu için. Halit, sana veriyorum sözü. Çok teşekkür ettim. Bu arada son 10 dakika biraz hızlı anlatmak durumunda kalacağım. İsmim Halit. Adesso Türkiye'de Java Domain Architect olarak çalışmaktayım. Fatih'in de bahsettiği gibi 3 farklı alanda aslında yaklaşık 20'ye yakın
proje geliştirmekteyiz globalde. Bu projelerde sıklıkla kullandığımız bazı teknolojileri sizler için derledik. Burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk olarak globalde projelerimizin çoğunluğunu Java ile geliştirmekteyiz. Fakat buna ek olarak özellikle bazı yeni projelerde backend tarafında Kotlin'de tercih ediyoruz. Bu arada aranızda Kotlin bilen var mı? Ya da kullanan projenin? Evet. Ya bu da tavsiyemiz şu aslında. Özellikle functional programlamayı seviyorsanız mutlaka Java'ya ek olarak Kotlin'de öğrenmenizi tavsiye ederiz. Çünkü globalde artık yavaş yavaş ihtiyaç haline gelmeye başladı. Kullandığımız frameworklerden bir tane Spring Boot. Projemizin büyük bir çoğunluğu Spring Boot üzerine inşa edilmiş. Fakat bazı projelerde özellikle performans ile alakalı bazı concernlerimizin olduğu projelerde Quarkus'u tercih etmeye başladık. Sebeplerinden bir tanesi de daha az bellek tüketimi ve CPU. Bundan dolayı da özellikle cloud platformlarda maliyet söz konusu olunca Quarkus'un bu avantajından da aslında faydalanmak güzel oluyor. Bizim projelerimizin genel büyük bir çoğunluğu aslında mikroservis tabanlı. Hemen hemen onlarca mikroservis barındıran bir ekosisteme sahibiz. Bu mikroservisleri nerede host ediyoruz, nerede barındırıyoruz? Çoğunlukla cloud platformlardan faydalanıyoruz. AWS, Azure, Red Hat gibi. Diğer taraftan da yine müşterimiz tercihine bağlı olarak müşterimizi kendi data center'larında on-premise olarak kurulu olan Kubernetes cluster'larında bu servisleri host ediyoruz. CI/CD süreçlerimizi genelde, tabii bu süreçleri yönetmek için kullandığımız bazı tool'larımız var. Özellikle codebase'lerimiz Bitbucket, GitLab üzerinde tutulmakta. Yine cloud provider'ların sağladığı managed servislerimiz var deployment'lar için. Code Pipeline, Azure Pipelines gibi. Yine kendi ortamımızda on-prem olarak Jenkins kullanıyoruz. Build artifact'ler için yine cloud platformlarda managed service olarak sağlanan container registry'leri kullanmak mümkün. Burada tavsiyemiz arkadaşlar, belki birçoğunuz Jenkins biliyordur ama yine de bir developer olarak aslında cloud mimarilere, cloud'da kullanılan tool'lara da biraz aşina olmamız gerekebiliyor zaman zaman. Çünkü çalıştığımız projelerde bir developer olarak zaman zaman deployment'ları yapmak durumunda kalıyoruz. Orada alınan hataları kontrol etmek durumunda kalıyoruz. Bu nedenle bu tool'lar üzerine uzman olmamıza gerek yok ama yine de biraz öğrenmemiz lazım. Data tarafında ise SQL, NoSQL ve Object Storage'lar kullanıyoruz. Yine bu tool'lar zaten birçoğunu biliyorsunuzdur. Test konusu bizim için çok önemli globalde arkadaşlar. Yani lokal projelerde ben de uzun yıllardır çalıştım. Genelde proje yöneticilerimiz bizlerden test yazmamızı istemezlerdi maliyetten dolayı. Yani proje deadline etkilediği için. Ama globalde böyle bir şey yok arkadaşlar. Minimum %80 oranında test yazmamız gerekiyor. Testlerle alakalı zaten birçok tool'u ben burada sizler için listeledim. Genelde çoğunlukla kullandığımız tool'lar. Bunlar hepsi çok önemli tool'lar. Gelelim, evet, onlarca mikroservisten bahsettim. Yani bu bir ekosistem. Mikroservisler artık kullandığımız diğer yan tool'lar. Bu mikroservislerin iç dünyasında gerçekleşen olaylar neler? Yani incident'lar, yani üretilen log'lar, metrikler, traceler. Biz bu dataları nasıl monitör ediyoruz, nasıl takip ediyoruz? Hangi servisler neler oldu? Bu mikroservisler birbirleriyle etkileşirken neler meydana geldi? Bunları takip ettiğimizde bazı tool'ları ben sizin için listeledim. Özellikle globalde çok sık kullandığımız tool'lar bunlar. Bunlar zaten bazılarına aşinasınızdır. EFK ya da ELK stack dediğimiz ürünlerimiz var. Yine Grafana'nın kendi bir siteyi var bununla alakalı. Bu ürünleri kullanarak şunu yapmak mümkün arkadaşlar. Örneğin mikroservisler arasında birçok biliyorsunuz bir request ağımız var değil mi? İlk istek geliyor ve mikroservisler arasında bu dolaşıyor. Herhangi bir trace'te alınan herhangi bir hatayı takip yakalamak istiyorsanız bu ürünler gerçekten bizim için büyük bir avantaj haline geliyor. Biz secret dataları nasıl saklıyoruz? Nerede tutuyoruz? Tabii ki codebase'de tutmuyoruz. Yani source code içinde password saklamıyoruz ya da credentials gibi bilgileri source kodumuza saklamıyoruz. Zaten böyle bir şey yapsak müşteri tarafından banlanırız. Bununla alakalı da tabii cloud'da kullandığımız bazı key vault
servislerimiz var. Bazen de bazı projelerde on-prem olarak HashiCorp'u Vault ürününü kullanıyoruz. ORM tarafı zaten birçoğunuzun bildiği Hibernate, JPA. Juk adlı farklı bir framework de var. Bazı yeni projelerde özellikle deniyoruz, kullanmaya çalışıyoruz. Identity yönetimimizi yine Okta ve Keycloak gibi tool'lar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Zaten bu tool'lar kendi üzerlerini zaten user'ları yönetebildiği gibi müşterilerin kendi user dizinleriyle arada bir adapter vazifesi görerek de bu kullanıcı yönetimini, yani otantikasyonu tutma otorizasyona kadar birçok özelliği bize sağlıyor aslında. Bu da tabii biz developerlar için boilerplate kod yazmaktansa hazırda konmak adına güzel özelliklerden bir tanesi. Mikroservislerimiz senkron haberleşebildiği gibi çoğunlukla asenkron yapılar da mevcut projelerimizde. Bununla alakalı sizlere Rabbit ve Kafka konusunda da tabii ki kendinizi, o kastanızı güçlendirmenizi tavsiye ederim. Entegrasyonlar açısından müşterilerimizin kendi iç servisleri olabilir gibi dış servislere de birçok entegrasyonları söz konusu, mevcut entegrasyonlar. Bizlerle geliştirdiğimiz projelerde bu entegrasyon yönetimini sağlayabilmek için, yani bu entegrasyonları sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için kullandığımız Apache Camel ve Spring Integration kütüphaneleri var. Bir diğer konumda son olarak kod kalitesi ve güvenlik. Kod kalitesi de tabii ki az önce testten bahsetmiştim. Bizim masterımızdan bir tanesi. Yani globalde eğer kod yazmak istiyorsanız gerçekten kod kalitesine çok önem vermeniz gerekiyor. Zaten bulunduğunuz projede bir şekilde içinde kod simelleri olan, potansiyel buglar içeren kodlar bir şekilde zaten banlanıyor. Yani o kod review refactor sürecinde zaten bir şekilde o size geri dönüş olarak geliyor. Fakat bunun dışında gerek IDE üzerinde gerekse on-prem olarak ya da kullandığımız sonuç tool'ları var. Bu tool'lardan da faydalanabiliyoruz. Özellikle statik kod analizi yapmak isterseniz. Son olarak da size seçmiş olduğum yaklaşık 5000 kullanıcılı bir projenin AWS'deki bir mimarisinden bahsetmek istiyorum. Çok kısa. AWS'de EKS üzerinde bir mikroservis kümemiz söz konusu. Backend ve frontend'i EKS üzerinden, podlar üzerinden sunuyoruz. İki adet client'ımız var. Birisi mobile client'lar, bir tanesi web client'larımız. Her iki client'ten gelen API request'lerimiz bir gateway üzerinden geçerek yine load balancer'lar üzerinden içerideki bizim mikroservis kümelerine route ediliyor arkadaşlar. Yine burada AWS'nin bize sağlamış olduğu bazı managed servisler var. Yani S3, RDS, ElastiCache, Rabbit ve DocumentDB gibi. Kendi on-prem kurulumlarımız yerine biz AWS'nin kendi sağlamış olduğu managed servisleri tercih ediyoruz. Özellikle maintenance açısından ya da high availability açısından. Yine burada EFK siteyi görmektesiniz. Son olarak da bir Secret Manager servisi var. O da az önce bahsetmiştim. Dedik ki yani biz hiçbir zaman codebase'imizde password, credential saklamıyoruz. Yine burada AWS'yi kullandığımız için de birçok hassas veriyi Secret Manager üzerinde saklayabiliyoruz. Benim global projelerle alakalı söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Ben sözü isterseniz tekrardan Fatih'e devredeyim. Kapanışı. Aynen. Hızlıca özetleyelim. Farkındayım. Süremize bir dakikamız kaldı. Şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Global projeler, lokal projeleri kıyasladığımız zaman disiplini yüksek, yüksek seviyede teknik bilgi gerektiren projeler. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Problem her yerde var. Global projelerde de problemlerle karşılaşıyoruz, karşılaşacaksınız. Bu problemleri aşabilmek için bireysel olarak, bir Java developer olarak elbette ki ilk etap hard skill'lerimizin çok güçlü olması gerekiyor. Hangi projeye dahil olduysanız o projenin gereksinim duyduğu teknolojiler nelerse yüzeysel bilgi belki günü kurtarır ama projeyi kurtarma konusunda çok emin değilim. Biraz derinlemesine bilgi sahibi olmanız gerekmekte. Çünkü bunu proje dahil olduğunuz zaman hissedeceksiniz zaten o bilgiye sahip olmanız gerektiğini. İlave olarak soft skill adına verdiğimiz yetkinlikler konusunda bunu aslında sadece yurt dışı projeleri de tutmamak lazım. Genel olarak teknik olarak kendimize geliştirmeye ayırdığımız ya da verdiğimiz önemi
en az bir o kadarın da bu yetkinliklere ayırmakta fayda var diye özetleyebiliriz. Sunumumuzun sonuna geldik. Sorularınız varsa, süremiz var biraz daha. Evet, sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Yoksa çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Herkese teşekkür ederim.